Botox kan kalası da yılan zehni olarak bilinmekte. Aslında yılan zehni değildir. Makredir elde edilen bir toksindir. Botoksun kullanım amacı, kullanım mantığı şudur. Botoks kaslarda gelişici olarak bir fonksiyon kaybına sebep olmaktadır. Biz bu gelişici olarak fonksiyon kaybına sebep olan ilacı, zehni estetik ve kozmetik amaçlı kullanmaktayız. Özellikle arın ve kaz ayağı bölgesinde kasların kırışmasına bağlı olarak, kasların kasılmasına bağlı olarak bazı kırışıklıklar oluşmaktadır. Botoksu kullandığımız zaman bu kastan gelişici olarak fonksiyon kaybına sebep olmakta ve kırışıklıklar olmamaktadır. Botoks sadece kırışıklık tedavisinde kullanılmamaktadır. Aynı zamanda migren, küme baş ağrısı, gerilim tipi baş ağrısında şakak, boyun, omuz bölgesindeki kasların rahatlatılarak, kasılması zayıflatılarak sinirlerin sıkışmasını engellemekte, migren, küme baş ağrısı ve gerilim tipi baş ağrısında tedavi amaçlı da kullanılmaktadır. Aynı zamanda çene ekleminizde diş sıkmanız varsa, çene ekleminizde bir ağrı varsa bunu rahatlatmak amaçlı çiğneme kaslara da botoks yapılıp tamamen felç edilmemekte ancak kuvveti azaltılarak çene ekleminizin zarar görmesi engellenmektedir. Botoks aynı zamanda terleme amaçlı da kullanılmaktadır. Çok terleyen hastalarda özellikle koltuk altı, el ve ayak terlemelerinde ten bezlerin etrafındaki kasları fonksiyon kaybına yol açarak terlemeniz azaltılmakta ve aşırı terleyen hastalarda bir tedavi olarak sunulmaktadır. Botoks aynı zamanda fibromiyalji sebebiyle de kullanılmakta. Omuz ağrınız, boyun ağrınız varsa bundaki kastan zayıflatılarak, fonksiyonları zayıflatılarak fibromiyalji de çözüm olmaktadır. Aynı zamanda bazı spastit hastalarında kasların çok aşırı çalışmasına bağlı olarak fonksiyon bozukluğu yol açan hastalar mevcuttur. Plastik ve estetikten farklı olarak. Bundan da botoks yapılıp kasların zayıflatılıp fizik tedaviye daha uygun hale getirilmesi sağlanmaktadır. Son dönemlerde gelen cerrahide mide botokslarıyla mide kasları zayıflatılıp mide hareketleri zayıflatılıp hastanın daha fazla uzun dönem tok kalması amaçlanmakta. Bu hastaların zayıflanması amacıyla da kullanılmaktadır. Özellikle plastik cerrahların ve hani eczeme depolarından alınan botoksların özel bir yer etkisi bulunmamaktadır. Tabii ki sonuçta bir ilaçtır. Her ilacın bir yer etkisi olabilmektedir. Güvenli yerinden de bu nüsten sıfıra yakındır. Teşekkür ettim. Sağlıklı günler dilerim.